Yeniden merhaba. Herkes anlamalı ki şu üç aşama geçilmiştir. 1- Rejim uygulamalarını anayasayla kritik etme dönemi bitmiştir. 2- Rejim unsurlarının başta Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere önceki ve şimdiki laflarının, tutumunun kıyaslanmasının manası yoktur. 3- Seçimin mevcut rejimin organize edeceği takvim ve şartlarda çare olacağını zannetmek hafif tabirle saf dilliktir. Bu üç konuda artık analiz yapmanın ve polemiğe girmenin anlamı yoktur. Artık Türkiye'de gündemi belirleyen siyaset değil, güçtür. Muhalifler haklılıktan gelen güçlerini hoyratça harcadılar. Rejime gerçekten karşı olan kesimlerin bunu eyleme geçirmesi, sonuç alıcı hamleler yapması için yeni keşifler yapması gerekmiyor. Gücünün farkında olması, kararlı olması ve harekete geçmesi, geçmek istemesi yeterli. Sorun şu ki bunu yapmak istemiyor, istemedi de. Görüldü ve görülüyor, Erdoğan ve Bahçeli birbirinden zerre haz etmiyor. Birbirinin iktidar alanlarından alabildiğine rahatsızlar. Ellerinden gelse birbirlerini bir kaşık suda boğarlar. Ortak ve vazgeçilmez çıkarlar için işbirliği halindeler. Türkiye muhalefeti ortak paydada buluşup bir eylem planı kuramadığı için dizini dövecek, lakin tren istasyondan kalktı. Erdoğan ve Bahçeli açık oynuyor. Haliyle tartışılması gereken şeytanlaştırıldıktan sonra şimdi boynuna idam ilmiği geçirilen HDP değil, tartışılması gereken CHP ve İYİ Parti'dir. Görevlerinde 2 yılı geride bırakan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş güvende değildir. Gidişata ne Avrupa ne Amerika, dünyanın seyirci kaldığı kalacağı ortadadır. Keşke çiğnenen yasa ve anayasaya İstanbul Sözleşmesi kadar bir şey söylenebilseydi. Yok hükmünde olan bir şey varsa o da siyasal muhalefettir. Nefes alıp verebildiği için yaşadığını sanıyor. Oksijen kesilene kadar. Bir şey daha. Bu zalim güruha din, iman, ahiret üzerinden yürümeyin yani. İnanmıyorlar çünkü ve bir inançsızdan daha çok ölümden korkuyorlar.